Ay bu televizyon da hiç güzel göstermiyor bugün. İşe yaramıyor. Fortland takım yıldızı dünyaya en yakın noktadan geçti. 2 dakika boyunca gözlemlenen bu doğa olayı yüzünden bilgisayar sistemlerinde bazı sorunlar yaşandı. İyi bakalım, buna da şükür. Yıldız dünyadan uzaklaşmaya başlamış olsa da etkilerinin bir süre daha devam etmesi beklenmekte. Hadi uğurlar olsun, hadi hadi. Astronomlar aynı yıldızın yaklaşık 275 yıl sonra yeniden dünyanın yakınından geçeceğini hesaplamaktadır. Aman o zamana kadar kim öle kim kala. Aa, bir dakika, şimdi hatırladım. Ne oldu Kulina? 275 sene önce dedi değil mi? Evet. Tabii ya. Bu yıldız ne zaman dünyanın yakınından geçse, oyuncaklar dünyasında bu soğuk hava dalgası yaşanıyor ve sihir güçlerimiz ortadan kalkıyor. Peki bundan kurtulmanın bir yolu yok mu? Ne bileyim, o zaman Başperi olmadığım için bu olayla hiç ilgilenmemiştim. Belki de yıldız uzaklaştığında her şey normale döner. İyi ama bu süre içinde oyuncaklara ne olacak, hiçbir önlem almadım ki onlar için. Kesinlikle bağlantı kurmanın bir yolunu bulmalıyız. Ama nasıl? Arkadaşlar, Gorfo'nun battaniyeleri yedi. Benim ayaklarım uyuşmaya başladı. Ben de artık hiçbir şey hissetmiyorum. Benim çok uykum geldi. Sakın uyumayın. Bu durumda uyumamız çok sakıncalı. Öyle mi? Gorfo, senin güçlerin yerinde olduğuna göre neden dünyaya gidip Kulina'ya bakmıyorsun? Aa, bunu neden daha önce düşünemedik? Sadece kafa olarak anladım. Ama da çalışmıyor. Bana bak, benimle doğru konuş. Kaderiniz benim elimde, ona göre. Doğru söylüyor. Hadi Gorfo, sen bizim kahramanımızsın. Tamam canım, biliyorum. Ben bir kahramanım. Bunu her dakika söylemenize gerek yok. Aa. Ben geldim. Ay, ödümü kopardın. Bebe Ruhi seni. Gorfo, nasıl gelebildin buraya? Benim güçlerime bir şey olmadı ki. Boşuna bana kahraman Gorfo demiyorlar. Oyuncaklar dünyasında durumlar nasıl? Çok kötü. Kulina, hemen bir şeyler yapmalısın. Oyuncaklar donmak üzere. Gerçi kahraman Gorfo var ama yine de sen bir şeyler yap. Ah yazık, görüyor musun sen şu işi? Bana bak Gorfo, tamam. Şimdi beni çok iyi dinle. Benim de gücüm kalmadığı için geri dönemiyorum. Aa. Bu işten kurtulmamızı sağlamak sana düşüyor. Göreve hazırım komutanım. Şimdi hemen oyuncaklar dünyasına gidip kütüphanedeki 275 yıl önceki kayıtlara bakacaksın. Aynı durum o zaman da yaşanmıştı. Hemen bakıp bu beladan nasıl kurtulmuş öğren ve buraya gel. Anladın mı? Tamam, anladım Kulina. Görevi yerine getirmeye hazırım. Hadi çabuk git o zaman. Gidiyorum. Ay, ne oldu? Bilmiyorum. Sihir yapamıyorum. Sanırım ben de gücümü kaybettim. Olamaz. İşte şimdi yandık. Şaka yaptım, şaka. Ay zevzek seni. Çabuk, çabuk git. Tamam canım. Gittim işte. Arkadaşlar, sanki hava düzeliyor. Baksanıza. Umarım. Çünkü artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim de. Güzel. Çok güzel. Demek yıldız geçip gidince bu durumdan da kurtulacağız. Tamam o zaman, sorun yok. Aa, bir dakika. Bu da ne böyle? Olamaz. Bunu hemen Kulina'ya söylemem gerek. Hemen onun yanına gitmeliyim. Ay. Yıldız uzaklaşıp gidince her şey eski haline dönecek. Oh çok şükür. Ancak bir şey var. Ne? Yıldızın etkisi geçene kadar oyuncaklar dünyasına dönmek zorundasınız. Ay nasıl yani? Eğer gece yarısına kadar oyuncaklar dünyasına dönmenin bir yolunu bulamazsanız 100 yıl dünyada kalmak zorundasınız. Hem de sihir güçleriniz olmadan. Gorfo, sen şaka mı yapıyorsun? Hayır, kitapta öyle yazıyor. Ben ne yapayım? Olamaz. O halde gece yarısına kadar bir yolunu bulup mutlaka dönmemiz gerekiyor, öyle mi? Dönemezsen de merak etme. Başperi ben olurum Kulina. 100 yılcık idare ederim oyuncaklar dünyasını. Gorfo, sanırım sen tamamen silinmek istiyorsun. Sihir gücün olmadan bunu nasıl yapacaksın bakalım? Kapat çeneni zevzek. Bu arada kadim dostum Şoker nerede? Ne bileyim.